Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızda bulsun. Uyghur Kişilik Hukuk Kanun Lahiyesi Amerika Kengash Palatası Komitesi'de makullıktan öttü. Avam Palata azası Marco Rubio ve Bob Menendez Katarlıklar 22 May bayanat berip, Uyghur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun Lahiyesi'nin Avam Palatası Taşkı Münasifetler Komitesi'de makullıktan ötkenlikini bildirdi. Rubio bayanatı da mündak dedi. Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Gulluk Müslüman azsallıklarına kartılgan sistemilik ve misilsiz kişilik hukuk defsendikiliki de Kulubar Xtay rejimi ve Komünist Partisi rehberlerden hesap eliş bek keçkip ketken idi. Avam Palata azası Marco Rubio Efendi Florida Ştatı'nın Cumhuriyetçiler Partisi'nin bolgan vekili. O sözünü devam kılıp mundak dedi. Kengash Palatası Taşkı İşler Komiteti bizden iki partiye hemkarlıkı da tunuşturgan Uyghur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun Layısını makulluktan ötküzüp intayın ehmiyetlik bir kademini bastı. Bob Menendez bugün hemmeyle Uyghurumuz dedi. Mezkur kanunu hemkarlaşıp tunuşturgucularının biri Avam Palata azası Yeni Jersey Ştatı'nın Demokratçılar Partisi'nin bolgan vekili Bob Menendez efendidir. O bu münasebet bilen söz kılıp özünün mü bir Uyghur ikkallikini cekarladı. O mundak dedi. Bugün hemmeyle Uyghurumuz. Xitay Uyghur puhralarına selivatkan korkunuşluk ve sistemilik zulüm universal kişilik hukuk prensiplerini kadirleydigan barlık insanlarga kılıngan ortak hakaret. Beijing atılmış Şinjan'da yürgüzvatkan sistemilik, kölemlik takipleş insanlıkını, insanın hayatını, milli, dini ve kültürel erkinlikini kadirleydigan her bir ademine şürken duruşu gerek. O yana Kengash Palatası Taşkı Münasifetler Komitesi'nin mezkur kanun layihasını makulluktan ötküzüp, Xitay Reisi Xi Jinping ve Xitay Komünist Partisi'nin müdhiş dünya kuruş gayesine karşı kökrek gerip otturgu çıkanlıkıga apırın okudu. O bayanatı devamında Amerika Palatası'nın başka azalarını mı mezkur kanunu tizdin makulluktan ötküzüşke davet kıldı. Uyghur Kişilik Hukuk Siyasi Kanun Layısı 2018 yılı noyabrda bir kıtım ve bu yıl yanvarda tüzütülüp yeni bir kıtım tunuşturulgan. Kanun layısıga bu növet Kengash Palatası'nın Cumhuriyetçi ve Demokratçılar Partisi vekillerden 30 neçik kişi imza koygan. Bu kanun layısı Devlet Meclisi tarafından Cumhuriyetçiler Partisi'nin bolgan Christopher Smith katarlıklarının kepillikte de tunuşturulgan idi. Kanun layısı da tövendeki mezmullar alahidi közge çelikidi. Birinci, Amerika Hükümeti Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın münasebetlik dökület tayyarlığı uçularının Şarkı Türkistan'da bulup mu atılmış kayıtlar birleş lagırlarda ciddi hem çeklimisiz halde tekşürüş elip birleşik karıtlıgan çakırıklarını kollaydıgan bir stratejiye tüzüp çıkış. İkinci, Amerika'nın Birleşken Milletler Teşkilatı vekillerine Birleşken Milletler Teşkilatı'daki avaz biriş hukukudun paydalanıp Xitay'daki Türk Müslümanlarına karıtlıgan ken kölemlik tutkun, ten cezası ve mecburi emge kılmışlarını ayıpleşke yol yoruk biriş. Üçüncü, Amerika Taşkı İşler Ministerliği de Şarkı Türkistan'a ait işlerini maslaştırıcı teyilleşini oyluşuş. Törtüncü, Taşkı İşler Ministeri Halkara Magnitski Kanunu'nu yürgüzüp, Şarkı Türkistan ve başka rayonlardaki kişilik hukuk defsendikçilikige bivasıta çetilgan Xitay rejimi ve partisi içindeki emeldarlar hem atılmış Uyghur Abdülüm rayonunun partiye sekretari Çinchuango katarlıklarına ceza tedbirleri kollunuş. 5. Erkin Asya Radyosu'nun katmukat kıyıncılıklarına karımay Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyeti hakkında devamlı tefsili malumatlarını berip kilovatkallıkını takdirleş. 6. Amerika Federasyon Tekşürüş İdaresi FBI, Xitay Amerika tupraklarında Amerika puhralarına salgan tehditler hakkında alakadar organlarını uçur bilen teminleş. 7. Amerika Dünyavi Medya Agentliği Erkin Asya Radyosu Uyghur bölümüne kartılgan tehditler hakkında Devlet Meclisi'ne dokulat berip duruş ve Xitay'nın çetellerdeki Uyghur cemaatiyle karatkan tətür teşviqatı'a karşı stratejiye belgilep çıkış. Yekendeki İslami ve Milli Medeniyet izlerinin çeki bitilgenliği delillendi. Halkı üçün üzlüksüz hizmet kılıbatkan Uyghur pidailerimiz Sünni hemrahtı tartılgan suretlerge asasen Yekendeki kadimi mahalle ve mescitlerinin Xitay tecavüzcileri tarafından çeki bitilgenliğini ispatlıgan. Birinci suretteki sızıkının içini körsütülgen Yeken Nahiye Bazarlık Hükümet Bağışı Aldı Ahali Komitesi Karışlık Yekenin kadimki ultrak rayonlarının biri bolgan bu tevellikte cemi 3 mescit bar bulup mahalledeki barlık öyler bilen koşulup biraklı çıkıp tüzdü vetligen. Mahallenin garip tarafı da Yekenin kadimi sepili bar bulup
Mahallenin şimal tarafındaki çekilmay turgan Kucum mahalle oturusunda kölümü 10 mo çoğunlukta kilidigan töt casi körüngen Akyer, halık tarafından Manju Kölbeşi dep atalgan ve aynı vakitte yaken halkını içimlik su bilen temilligen. Şarık tarafındaki yaken halık bağıçısı da neç yüz yıllık derekler bar bulup, bu dereklerinin hemmesi pervizsiz kalgan ya ki kesivitilgen de perez kılınmakta. İkinci süratte görüntülen halık bağışçısı etrafında tahminen 1500'den 2000'e ailelikler bulup, bu mahallelerimi çekip tüzlüğü etilgen. Çekilgen bu oralarda kadimi nuskadaki öyler bar bulup, aynı vakitte binalarının bir kısmı 4-5 kavetli kalıp kayıtlap silingen. Bu toralgular egri bügri köçüler bilen torlaşkan bir karıştıla kadimi kuruluş medeniyet izleri görünüp durduğun avat mahalle bulup, Xitay dairleri bu İslami ve milli medeniyet izlerinin bir kısmını çekip veyran kılıp etken. Yeni bir tarafdan Yaken Nahiya Gülbağ Baziri Çivan Kenti Cuma Mescidimi çekip tüzlü etilgen. Xitay Celaleddin Behram'nın vapat bolğallı haberini tarıkıtışını çekildi. 22 May İctimai Uçur Vastırıp tarqalgan uçurlarda məlum buluşca Xitay tecavüzçileri ataklıq yazıqıcı Celaleddin Behram'nın vapat bolğallı haberini tarıkıtışını çekildi. Mun husulluq yazıqıcı Celaleddin Behram 16 May Ürümçide alemden ötken bulup, Dastlabki Sharq Turkistan'ın her qaysi joylardagi axborot vositalari ve undidar supalarda marhumning vafoti haqidagi uchurlar ko'plab tarqalgan. Xabarning texnik ko'p tarqalishidan ansirgan Xitoyning turbixatarlik idorasi her qaysi turbikat ve undidar supisi boshqaruvchilariga marhumning vafoti haqidagi xabarni darhol o'chirib o'tish haqida uqtirish tarqatgan. Hamda marhumning o'lim xabarini tarqatgan kishilarning bexatarlik idorasiga chaqirtilib, mas'uliyati surishtir qilinganligi haqida ogohlantirilgan. Celaleddin Behram 1942 yılı Gulcu'da dünyaya gelgen. O 1963 yılı Ürümçideki Sanat İnstitutu'nun ressamlık kesmini bitirgendeyken Xotan'ki hizmetki taksim kılınan. Onun yaşlık ve otur yaşlık devri Xotan'da ötken. O 1980 yıllarının otturlarında Ürümçideki halık nashriyatı yetkilip gelgen. Şunu deyken izcil icadiyet bilen şoğullanıp Nurgullığan roman ve hikaye postlarını ilan kılgan. Merhumunun Leygan Bulak, Kömürçi Bala, Ahmet ve Apet, Teklimekan Oğlu, Karçıgıdı katkan kan katarlık romanları Uygur okurmanlarının zor alkışıga erişip, yukarı setiliş rekordu yaratkan. Bulupmu yazgıcı Celaleddin Behram'nın Xitay'nın 10 yıllık medeniyet inkılabı devredeki Uygur ziyalilerinin tragediyelik hayatı eks ettirilgen 7 tomluk romanı Leygan Bulak, onun icadiyetinin yukarı pellisige vekille kılıdı. Çavuşoğlu Japonya'nın en âli devlet ordeniga layık görüldü. 23 May haberiyeti doğru bergen haberde malum buluşça, Türkiye Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Padişahı Naruhito tarafından yükselgen kuyaş uluğ nişanı devlet ordeniga layık görülgen. Haberde Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Padişahı Naruhito tarafından Türkiye ve Japonya otursuzdaki münasebetlerinin küçeytilişi ve dostluğunun terakki kıldırılışı cahiyeti körsetken tirişçallığı üçün Yükselgen kuyaş uluğ nişani devlet ordeniga layık görülgenliki. Japonya'nın en âli devlet ordeni hesaplandığan bu mükafatının birkaç gün içinde alahide murasim bilen Mevlüt Çavuşoğlu'na takdim kılındığanlığı bildirildi. Malum buluşça Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Japonya parlamentleri ara dostluk grupsığı başlıklı kılgan mezgillerde ve Taşkı İşler Ministeri mezgilide Japonya'nın siyasi zatları bilen yakın münasebet ornatkan bulup, o Japonya kültürüge alahide kızıqıplı kalmasın Japon tilini mu yakşı bildiken. Yükselgen kuyaş uluğ nişani devlet ordeni bunundan ilgiri 1958 yılda merhum başminister Adnan Menderes'ke, andın merhum taşkı işler ministeri Fatin Rüştü Zorluğa ve 2009 yılı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın terakkiyat programmasını ahırlaştırgan Kemal Derveş'ke berilgen idi. Sütyenkay Şarkı Türkistan'daki lagırlarını yeni bir kıtım inkar kıldı. Xitay'nın Amerika'da duruşluk baş elçisi Sütyenkay Amerika'daki bir televizya kanalının ziyaretini kabul kılıp, Şarkı Türkistan'da lagırlarının mevcutluğunu inkar kıldı. Onun ilgili sürüşçe Şarkı Türkistan'da lagır yok bulup, bu orullar atılmış kesbi maharet ögünüş merkezleri iken. Sütyenkay 21 May günü Fox Haberler televizya kanalının ziyaretini kabul kılıp, Suudi uruşu, lagırlar, Cenubi Deniz meselesi katarlık suallarına cevap vergen. O lagırlar hakkındaki yukarıki sözlerini riyasetçinin en halkılık ve ciddi mesele halkara cemiyet Uygur Müslüman asallık milletine dikkat kılmakta. Taşkı münasebetler kengişinin dokulatı da lagırlardaki mutlak köpçülük kişiler tahminen 1 milyondak Uygur hiç kandak cinayeti yok, hiç kandak kanuni kapalit yok tutup durulmakta.
ularning birdan bir jinoyati faqat musulmon bo'lganligidir. Xitoy amaldorlari bu o'rinlarni kasbiy mahorat o'rganish markazlari ularning kishilik huquqiga xiloflik qilinmadi deb oqlamoqda deyilgan. Bu o'rinlarda 1 milliondan ortiq musulmon tutib turilyotamdi degan savoliga javob berganda ta'kidlagan. Sutyankay o'zining buningdan 2-3 hafta avval Sharq Turkistonda ziyorati bo'lganligini eskartib, u yerda lager yo'q. Men ba'zi kasbiy mahorat markazlarini ziyorat qildim. Bu o'rinlar lager emas, haqiqiy kasbiy mahorat markazlaridir. Bu o'rinlarning darvozasi ochiq, qoralliq qo'g'dug'uchisi yo'q. Kishilar har hafta oxiri uyiga keta oladi degan. Uning ilgari surishcha atalmish Xinjiangdagi haqiqiy xiris o'tgan yillarda yuz bergan terrorlik hujumlar ekan. U Xitoyning bu rayondagi siyosatini oqlab, bu xil terrorlik harakatlarini to'xtatish biz uchun eng zo'r xiris edi. Biz eng yaxshi amallarni qilib, bu rayondagi har qaysi millatlarning hayoti va bexatarligini qo'g'dab qoldik deb bildirdi. Xitoyning hukumat taratqularida Ahmadjon Qosimning keng tunishtirilishi diqqat qo'zg'adi. Yaqindan beri Xitoyning hukumat taratqularida birdilli Sharq Turkiston inqilobining rahbari Ahmadjon Qosimning keng tunishtirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xinhua agentligining 16 may kuni tarqatgan maqolasida Ahmadjon Qosimining tarjima hali tunishtirilib, sobiq Xitoy raisi Mao Zedongning 1949 yili uningga atalmish Xinjiang xalqining ozodlik ishlari uchun baturlarcha kurash qilib, oxirida Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi uchun qurbon bo'lgan Jungho xalqi xotirlashga tegishlik deb baho berganligi alohida ta'kidlandi. Xinhua agentligining mazkur maqolasi 16 maydan beri Xitoyning Nur gazeti, shuningdek ba'zi Xitoy o'lkalik partikomlarining organ gazetalarida ko'chirib besildi. Xitoy rejimi taratqularining 3 milliondan ortiq uyg'ur yig'ivelish lagerlariga qamalib, uyg'urlarning madaniyati, dini e'tiqodi, tili, urf-odatlari birdek cheklanayotgan mazgilda tuyuqsiz Ahmadjon Qosimini tunishtirishi kuzat kuchlarining diqqatini qo'zg'adi. Xinhua agentligining maqolasida 16 may Ahmadjon Qosimining hayotidagi va Sharq Turkiston tarixidagi gavdalik bir xotira kuni bo'lmasimi, lekin nima uchun tuyuqsiz uning hayotini tunishtirishga ehtiyoj bo'lib qolganligi tushuntirilmagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertaki programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman.